Özdemir Asat'la tanışıyorum. Can Yücel'le tanışıyorum. Münir Özkul'un tiyatrosunda oynuyorum. Cahit Irgat'la tanışıyorum. Cahit Irgat'ın kitaplarını köprü üstünde bulmuşum, ortalığı bulmuşum. Rüzgarlarım konuşuyor bulmuşum. Bu şehrin mahzenleri yerin kokar, kan kokar. Şehrin mahzenlerinde cinayet var, ölüm var. Ya da anne, girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Seviyorum Söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum bir ağaç gibi. Serile serpile, boylu boyunca. Karınca kararınca değil ama. Anne, anne girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. Diye savaşa karşı. Can Yücel'i okuyorum, Özdemir Asaf'ı okuyorum. Başka ne olabilirim ki? Ben bir komünistim. İsteyen ne derse desin. Nedir komünizm acaba? Bir rüyadır. Ben bir rüya görüyorum. Birilerine benzemek için söylemiyorum. O benim rüyam. O benim cennet bahçem. Orada insanlar eşit. Orada insanlar özgür. 1 milyar insan açlıktan ölüyor bugün. Medeniyet, kapitalizm ve emperyalizm işte insanoğlunu bu noktaya getirmiştir. Petrol ve gaz, doğal gaz boruları kesildiği anda Avrupa ne olur acaba merak ediyorum. Ama Orta Doğu kan gölü içinde. 1 milyon insan öldürüldü Irak'ta sadece. Afganistan'da neler oluyor kimse bilmiyor. Ben ne olabilirim başka? Ben demokratım ama komünist de demokrattır zaten. Çünkü önce birey olmak gerekir. Önce insandan yana olmak gerekir. Önce bütün dillere ve dinlere saygı göstermek gerekir. Adorno'nun o sözünü hiç unutmamak gerek. Ana dili ana vatandır. Bir insanı ana vatanından kovamazsın. Ana dilinden arındıramazsın. Biz 1965'lerde çalıştığımız zaman şu lafları söylüyorduk. Üniversitelerimizde neden Kürtçe, Ibıkça, Kerkezce, Lazca enstitüler kurulmuyor? Neden acaba seçmeli ders olarak Kürtçe okumuyoruz? Rüyamdaki Türkiye tabii ki insanların özgür olduğu, eşit eğitimin sağlandığı, Evliya Çelebi'nin ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar tarih dersinin yanında okutulduğu, Burhan Oğuz'un Türkiye halkının kültür kökenlerinin aynı şekilde ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar bir ders kitabı olarak okutulduğu, kimsenin kimsenin dinine karışmadığı ama kimsenin kimseye de zarar vermediği özgür bir ülke diyorum. Böyle bir ülke yok. Ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere, ne Amerika. Yok böyle bir şey. Diyorlar ki 5 parmağın 5'i ayrı. Ama bütün dinlerde öldürmeyeceksin diyor. Komşun açken sen tok duramazsın, utanır insan. Ona yemeğinin yarısını vereceksin diyor. Ama bunlar hiç olmuyor. İşte onların olmasını isterim. Ortak çalışmayla, hep beraber, ırk, din, dil düşünmeden önce Türkiye'mizde, sonra dünyamızda özgür, ileri bir toplum kurulabileceğine inanıyorum. Ve bunun böyle olmasını istiyorum. Gençlerde gene bir umut görüyorum. Karşı koyuyorlar çünkü. Karşı koymak güzeldir. Ben kendime bile karşıyım.
Ha, bir hikayeyle bitirmek istiyorum bu konuşmamı sizlerle arkadaşlar. İrlandalının birisi büyük kıtlık günleri İrlanda'dan ailesini bir tekneye yükleyip yelken kürek yeni kıta, yeni dünya Amerika'ya kürekle ve yelkenle gidiyor. Rıhtıma yanaştığı zaman soruyor. Burada hükümet var mı diyor. Var diyorlar. Ben muhalifim diyor. Ben de muhalifim. Muhalif olmak iyidir.